Merhaba. Türkiye epeydir içinde tımarhane geçen kelimelerle tanımlanıyor. 2023 aydınlanmasından ve 2024 gerçekleşmelerinden sonra görüldü ki durum artık bunu aşıyor. CHP Genel Başkanı Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz bedelli askerliğe kaçanlardan değil diyerek istatistiklere göre son 40 yılda bu imkandan yararlanmış 1,5 milyonun üzerindeki erkek seçmeni çizdi. AKP İstanbul adayı 31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek diyerek el yükseltti. Erdoğan'ın pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz sözüne tur bindirdi. Meral Akşener masadan seçmen yanlış bulduğu için kalkmış, devamla parlamenter sistemi de rafa kaldırmış. Niye? Seçmen yanlış buldu diye. O arada Bülent Arınç, bundan sonra hastane kelimesi kullanılmamalı, şifahane denmeli buyurmuş. Şimdi burada kalkıp Türkiye'de şifacılıkla doktorluk farklı şeylerdir deyip polemiğe katılmanın manası yok. Herkes saçmalamaya başladı. Konuşulması gereken Almanya'daki TC vatandaşı doktor sayısının 2600'ü geçmesidir. TC vatandaşı diyorum birkaç yılı Alman vatandaşlığına geçecekler çünkü. Yine Macaristan Başbakanı Orban'ın Erdoğan Avrupa kıtasını kurtardı Türkiye olmasaydı AB ülkeleri istikrarını kaybederdi çıkışına yoğunlaşmak gerekir. Burada iktidar yandaşları gibi ilk cümleyi alıp devamına bakmazsanız göçmen parkı ülke imasını görmezden gelir ayetin işine gelen tarafıyla amel eden dervişe dönersiniz ayet demişken sosyal ağlarda pek ciddiye alınan o 1-2 dakikalık kısa hoca videolarıyla hani fetva videoları falan hiç mi hiç ilgilenmiyorum. O hoca şunu demiş, öteki şöyle fetva vermiş. Belki Cumhuriyet değerlerini ayaklar altına almış, filanca kadınları meta yerine koymuş vesaire. Tüm ülke mahalleleri söylemine ve duygusuna hangisi iyi gelirse onu paylaşıyor ve hemen her gün dolaşıma giren benzer videolar katlanarak büyüyor. Din iman Kur'an bu kadar umrunuzda olsa İmam Yusuf Kılıca dair bir şeyler çiziktirmeniz gerekmez miydi? AKP'nin Erdoğan'ın İzmir mitingine cemaat toplama talebini reddetti ve hakkında soruşturma açıldı. Tehditlerin ardından sürgün edildi. Cemaatimden bir kısmını mitinglere götürürsem ben bu caminin ilkesine, amacına karşı düşmüş olurum dedi. Ömer Faruk Yergerlioğlu'ndan başka siyasetçi ilgilenmedi. Nerede hak, nerede hukuk, nerede adalet? Türkiye mahallelerinin hak arama mücadelesi ancak kendi haklarıyla sınırlıdır. Hafta sonu 3 Mart 1924'ün 100. yıl dönümüydü. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu tarihte 3 yasayı kabul etti. İlk kanunla şer'iye ve evkaf vekaleti kaldırıldı. Şeyhülislamlık şer'i mahkemeler yani. İkincisi tevhidi tedrisat kanunudur. Eğitim kurumları birleştirildi, milli eğitime bağlandı. Üçüncüsü hilafet kaldırıldı. Ezbere büyük kutlamalar yapılırken ilk ikisi atlandı, üçüncüsüne yoğunlaşıldı. Tabii neyi nasıl düzelteceksin? Burada birer cümleyle değineyim, sonra siz müsait vakitte yoğunlaşır bir de bu gözle bakarsınız. Bir kere 1924'te veya öncesinde hangi halifelikten bahsediyorsunuz? Fiilen çoktan bitmiş, son Osmanlı padişahları dahil, sanıldığı gibi itibar gören makam değildi hilafet makamı. Türkiye Büyük Millet Meclisi noktayı koydu sadece. Tevhidi tedrisata ise bugünkü milli eğitimin içler acısı halini alkışlayacak hal olmadığı için değinilmedi sanırım. Peki ya Şeyhülislamlık? İslamlık? Acaba 100 yıl sonra yargı neye, hangi esaslara göre hüküm veriyor? Başlarken herkes saçmalamaya başladı dedim. Kastım tek başına Özgür Özel veya Murat Kurum değildi. Onların saçmalıklarını dillerine dolayanların çıkamadıkları komadan bahsediyorum. Ne çare doktoru bırak şifacı da kalmadı ülkede.